Değerli dostlarımız, Yerli ve Milli Projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yine bilgi dolu bir içerikle karşınızdayız. Elektrikse 2000'li yılların başında 30 bin megawatt elektrik kurulu gücümüz vardı. Bugün artık 100 bin megawattı geçtik. Dünyada bu kadar güce sahip 14 ülke arasında 6. sırada olduk. Türkiye'de eskiden hiç güneş santrali yoktu. Şimdi 8 bin megawattın üzerinde güneş santralimiz var. Türkiye gelişiyor ve değişiyor. Almanya'nın kaderi Erdoğan'ın elinde. İşte takdiri ilahi. Bir gün inşallah elektrik ihraç edebilecek duruma geleceğiz. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımı tam gaz devam etmeliyiz. Rusya'dan, İran'dan bağımlılığımızı koparmamız gerekiyor. Aksi halde savaş zamanı gerçekten zor duruma düşebiliriz. Hatta savaşı kaybetmemize sebep olabilecek bağımlılıklar bunlar. Bu bölümde bu enerji konusunu masaya yatıracağız. Koltuklarınıza yaslanın ve yeni bölümümüz başlasın. Azerbaycan'dan ve Irak'tan gelmekte olan petrol boru hatlarının Almanya'ya uzanması tarihi bir proje olarak gündemde. Bakü, Tiflis, Erzurum'dan bir hatla Ceyhan'dan Kırıkkale'ye gelen petrol hattı ortak olarak Ankara'dan Trakya'ya ve Avrupa'ya uzanacak. Evet, Almanya Başbakanı Scholz'un Erdoğan'a koşarak gelmesinin ne kadar önemli bir arayışı ifade ettiği ortaya çıktı. Yıllardır Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almayanların kaderi şimdi Türkiye'nin eline bakıyor. Takdiri ilahi. Türkiye, enerji piyasasındaki gücünü artırmak ve enerji bağımsızlığı yolunda hızla ilerlemek için Berat Albayrak'ın son derece uzun vadeli düşünceleri doğrultusunda satın aldırdığı Fatih, Yavuz, Kanuni sondaj gemileri, Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemileriyle tarih yazıyor. Sakarya gaz sahasındaki gazı karaya taşıyacak denizaltı borularının döşenmesinde gece gündüz çalışmalar sürüyor. Planlanan 170 kilometrelik boru hattıyla Karadeniz gazı 2023'ün ilk çeyreğinde ulusal sisteme bağlanacak. Doğu Akdeniz'de tespit edilen gaz bölgesinin değerini de Başkan Erdoğan 2023 yılında açıklayacak. Avrupa Birliği Komisyonu Rusya'ya karşı ambargolarını sürdürürken bir yandan da doğal gaz ve petrol tedarik sıkıntısı çekeceğini biliyor. Özellikle Almanya'da önümüzdeki yıl enerji alanında kıtlık yaşanacak. Putin liderliğindeki Rusya ile Avrupa arasında Ukrayna Savaşı sürüyor. Enerji savaşında 1 Mayıs 2022 günü önemli bir gelişme oldu. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya karşı uygulanması planlanan 6. yaptırım paketini açıklayarak Rus enerjisine olan bağımlılığı bitirmek konusunda anlaştık. Rusya'nın ham petrol tedariğini 6 ay içinde ve rafine ürün tedariğini de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldıracağız ifadelerini kullandı. Von der Leyen'in vurucu cümlesi de Rus petrolünün alternatif tedarik yolları güvence altına almayı planlıyoruzdu. Peki, başta Almanya olmak üzere Rus petrolü ve doğalgazına alternatifi nereden bulacaklar? Elbette Türkiye'den. Türkiye kritik öneme sahip. Eski hasta adam değil Türkiye. Artık daha güçlü bir durumda. Avrupa da bunu yavaş yavaş kabul etmeye başladı. Türkiye, Orta Doğu ve Hazar Havzası başta olmak üzere dünyanın ispatlanmış doğalgaz ve petrol rezervlerinin yaklaşık %60'ına sahip bir bölgede yer alıyor. Türkiye'nin Avrupa'nın enerji ihtiyacını karşılamada sağlayacağı katkı kritik önemde. İki küresel gücün NATO ve Avrupa ile Rusya'nın Ukrayna'da silahlı mücadele için girmeleri sonrası enerji ve özellikle doğalgaz sektörü farklı bir dünyaya evrildi. Rus gazına bağımlı Avrupa ülkeleri kara kara düşünüyor. Doğalgazda Orta Avrupa, Almanya, İskandinav ülkeleri, Balkan ülkeleri Türkiye'nin gözünün içine bakıyor. Avrupa'nın Türkiye hariç başka bir kaynaktan 155 milyar metreküp gazı yılda ikame etme şansı yok. Petrol bulmak için yine Başkan Erdoğan'ın eline bakıyorlar. 5 ana güzergah rotası dikkatimizi çekiyor ve sizler için bu rotaları detaylıca araştırdık. Doğalgazda Avrupa'nın Rusya'dan 5 ana güzergah rotasından gaz tedariği var. Bunlardan en önemlisi Türkiye-Rusya hattından Balkanlar ve Orta Avrupa'yı da besleyen Türk Akım Güzergahı ve TANAP hattıyla Azerbaycan-Türkiye'den geçen güzergah. Almanya Başkan Erdoğan'ın eline bakarken Almanya Şansölyesi Erdoğan'ı ziyaret etti.
İsrail Cumhurbaşkanı, Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz gazının Avrupa'ya boru hatlarıyla gönderilmesi için yardım istedi. Bu görüşmeler sonrası Başkan Erdoğan, Avrupa'ya doğalgaz ve petrol miktarını çok yükseltecek 4 önemli projeyi bir paket olarak hazırlatıyor. Azerbaycan, Türkiye tarap hatlarından daha çok doğalgaz geçişi. Doğu Akdeniz-İsrail gaz bölgesinden Ceyhan'a yeni boru hattı döşenerek Avrupa akışının sağlanması. Kuzey Irak-Kürt bölgesel yönetim hattından Ceyhan'a yeni bir doğalgaz boru hattı inşa edilmesi. Türkiye'den Avrupa'ya yeni petrol boru hattı projesi. Çok şükür sonunda yurt dışından enerji alımında düşüş yaşanıyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gösterdiği kararlı duruş ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapması dolayısıyla 2022 yılında Yunanistan'dan enerji alımında çok ciddi düşüşler yaşandı. Öte yandan Türkiye'nin Yunanistan'a gönderdiği enerji miktarında ise rekor denecek bir artış yaşandığı gözlemlendi. Türkiye elektrik sisteminde daha fazla yenilenebilir enerji panelini düzenleyerek atılacak adımları açıkladı. Türkiye, enerji açığının %70'e yakınını yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edecek. Öte yandan yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılacak yönelim, karbon salınımını artıran kaynaklardan da uzaklaşmayı sağlayacak. Türkiye'nin Paris Anlaşması'yla 2053'e kadar net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmayı taahhüt etmişti. 2030 yılında 33 gigawattlık rüzgar enerjisi ve 41 gigawattlık güneş enerji santrali Türkiye elektrik şebekesine dahil edilecek. Böylelikle fosil yakıtlara ihtiyaç minimuma indirilecek. Özetle elektrikte de sessiz bir devrim yapıldı. Neredeyse 100 milyar doların üzerinde ülkemize yatırım gerçekleştirildi. Bu yatırımın da %80-90'ı özel sektör kaynaklı. Sayın Cumhurbaşkanımız vizyoner ve ileri görüşlü. Devletin tek kuruşunu harcamadan bir yerde çayın taşıyla çayın kuşunu vurmuş olduk. Şimdi yap işlet modelini muhalefetin bir kısmı eleştiriyor. O modelle yapılmamış olsaydı, biz bütün kaynaklarımızı bu işe ayırmış olsaydık, o zaman ya hastane, ya okul, ya sıramız eksik olacaktı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Daha fazla içeriklerimize ilk siz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve dua ile. Hoşça kalın.